Türkiye'nin en büyük suç örgütlerinden Sarallar Çetesi'nin lideri Alaaddin Saral dün geldi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral aylardır firari olarak aranıyordu. Sarallar Çetesi'ne yönelik büyük operasyonda pek çok önemli isim yakalanmış ama Alaaddin Saral sırra kadem basmıştı. Peki şimdi ne oldu da Alaaddin Saral Türkiye'ye dönme kararı aldı? Bunun Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer almamasıyla bir ilgisi var mı? Alaaddin Saral, gerçek adının İlyas Saral olduğu da söyleniyor. Sarallar suç örgütünün lideri. Haziran ayında örgüte yönelik yapılan operasyondan bu yana firariydi. İlk duruşmadan önce geldiği İstanbul'da havalimanında gözaltına alındı. Başka bir polis! Sarallar Çetesi'ne yönelik Haziran'da yapılan operasyon geniş kapsamlıydı. Eş zamanlı 13 ildeki operasyonlar sonrasında hazırlanan iddianame ile 43'ü tutuklu 169 kişiye dava açıldı. Savcı 198 sayfalık iddianamesinde Alaaddin Saral hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istedi. Tanınmış iş adamı Erdal Acar da örgüt yöneticileri arasında sayıldı. Sarallar Çetesi'nin A takımı cezaevindeydi ama lider Alaaddin Saral sırra kadem basmıştı. O dönem sarsıcı iddialar ortaya atıldı. Saral'ın operasyondan haberdar olduğu ileri sürüldü. Şüpheler Sarallar ailesi gibi Trabzon oflu olan Süleyman Soylu üzerinde yoğunlaşıyordu. Hatta T24 yazarı Tolga Şardan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Sarallar operasyonunu dönemin İçişleri Bakanı'ndan gizli yaptığını yazdı. Yazıya göre Soylu, operasyondan neden haberdar edilmediğini Aktaş'a sormuş ve size her söylediğimize sızıntı oldu yanıtını almıştı. Allah'a şükürler olsun. Her şey için söylenecek tek cümle budur. Milletimiz var olsun. Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun o dönem bu iddiayı değerlendirirken isim vermeden Erdoğan'ı işaret etmiş ve Erdoğan'ın Soylu'ya İstanbul Emniyetine karışmayacaksın talimatı verdiğini öne sürmüştü. Bugün de Zafer Aktaş'a karışmayacaksın demiş olabilir pekala. Zafer Aktaş da bu güvenceye dayalı olarak bakana bilgi vermemiş olabilir. Doğrudur, yanlıştır, orasına ben girmiyorum şimdi. Sarallar iddianamesine giren iki örgüt üyesinin telefon görüşmesi de Alaaddin Saral'ın operasyondan haberdar olduğu iddiasını güçlendiriyordu. Üyelerden biri diğerine yakında büyük bir operasyon yapılacağını ve 160 kişinin alınacağını söylüyordu. Başka bir polis! Emekli istihbaratçı Sabri Uzun, 2017-2018 yıllarında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Murat Çetiner'in Sarallar Çetesi'ne ilişkin hazırladığı raporun ardından aile üyelerinden biri tarafından ziyaret edilerek tehdit edildiğini de anlatmıştı. Emniyet Müdürlüğü'ne giden kişi Süleyman Soylu'nun adını vermişti. Sen diyor bizim akrabalar hakkında diyor böyle bir rapor yazmışsın diyor, lütfen bu raporunu geriye çek diyor. Çekmezsen buraya çok dikkat edin. Süleyman'la ben konuşacağım, seni görevden aldıracağım diyor. 10-15 gün sonrasında ilçe emniyet müdürü görevden alındı. Bu şımarıklığı elde ettiği taraf da... Aradan geçen zamanda Türkiye seçime gitti. Erdoğan yeni kabinesinde Süleyman Soylu'ya yer vermedi. Tolga Şardan'ın özel haberine göre 2 gün önce Alaaddin Saral hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve Saral Türkiye'ye dönme kararı verdi. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.